Her zamanki gibi yine geciktirdim. Tamam tamam. Ne diyeceğini biliyorum. Yine geç kaldım. Aynen öyle. Otobüs biraz önce kalktı. Artık sonrakini bekleriz. Sınava gecikeceğim. O kadar bekleyemem. Taksi bulalım. Ayşen, bekleseydik. Her gün böyle oluyor. Taksi. Hadi Ömer. Zaten otobüse sıkış bıkış gitmekten bıktım usandım. Hadi. Günaydın anneciğim. Ah kızım, sen hala burada mısın? Gecikmedin mi? Samet'in biraz ateşi çıkmıştı anneciğim. Onunla ilgilendim. Hay Allah. Keşke beni uyandırsaydın. Yok canım, merak etme sen. Ben demin baktım, durumu iyi. Ha. Bu arada ben maaş aldım anne. Dün akşam vermeye fırsatı olmamıştı. Sağ olasın kızım. Para sende dursun. Ben idare ederim. Sen Ömer'e destek ol yeter. Ömer'i düşünme sen. Ben onu parasız bırakır mıyım hiç? Bu zamanda genç çocuk zor. Gezmek tozmak ister. Ama ne yaparsın, imkanımız bu kadar. İnşallah şu okulu hayırlısıyla bitirir de. Bitirir bitirir, merak etme sen. Hadi ben çıkıyorum. Hadi güle güle. Ha, bugün Hüseyin'e uğrayacağım. Samet'in nafakaları epeyce birikti. Artık bir şey yapmak lazım. Ne diyeyim kızım? Adam da vicdan olsa peşinden seni koşturmazdı. Hadi hoşça kal. Güle güle. Hadi ama asma suratını bu kadar. Ne var taksi parasını ben verdiysem? Bir dahaki sefere sen ödersin. Anlamıyorsun Ayşe. Benim taksi ödeyecek param yok. Bana fakirlik edebiyatı yapma Ömer. Edebiyat falan yaptığım yok. Sadece gerçekleri söylüyorum. Yeter ama. Senin bu gerçeklerin artık canımı sıkmaya başladı. Ayşen! Nermin. Hoş geldin. Rahatsız olma Hüseyin. Fazla kalacak değilim. Şu nafaka işini konuşmaya geldim. Kalmaman isabet olur. Birazdan Hülya gelecek. Bakıyorum yeni karına ihtimam gösteriyorsun. Anlaşılan benle yaşadıklarından epey ders almışsın. Bu kadar acımasız olma be Nermin. Ben sana ne yaptım ki? Eski defterleri geç bir kalem Hüseyin. Sen bana biriken nafakaları ne zaman vereceksin onu söyle. Haftaya hallederim. Bu sefer gerçekten halledeceksin değil mi? Üstüme gelme Nermin. Samet benim de çocuğum. İyi o zaman. Madem senin de çocuğun, o zaman babalığını göster. Ya Ayşen, Ömer. Günaydın. Günaydın. İyiyim işte. Ne diyordum? Otursana. Ne haber ya? Hiç görünmüyorsun ortalıkta. Derslerden başımızı kaldırdığımız mı var? Ya ne yoruyorsun ki kendini? Benim gibi yapacaksın. Kahvede oturup keyfine bakacaksın. Evet ya. Dertlisin bakıyorum. Kız meselesi mi? Yok be. Nereden çıkardın? Yarına iki sınav var ve ben hiç uyumadım. Nasıl altından kalkacağım bilemiyorum. Tek derdin bu olsun.
Nedir bunlar? Oğlum alsana. Sen şu sınavlardan geçmek istemiyor musun? Bunları içtin mi cin gibi olacaksın. Evet ya. Anne. Canım oğlum benim. Hüseyin'le konuştum. Ne dedi? Ne diyecek? Samet onun da çocuğuymuş. Hallederiz dedi. Duy da inanma. Ne haber anne? İyiyim oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım yeğenim benim. Ne güzel de uyumuş. Oğlum yemeğini yedi, hemen yat. Kaç gündür uykusuz kaldın? Yok anne. Bu gece de çalışacağım. Aa, ama bu kadar da olmaz ki. Olur anne, olur. Benim kardeşim alim olacak. Ay bu gidişle hastalanır bu çocuk. Karışma anne. O ne yaptığını biliyor. Beyimiz boş boş oturuyor. Çalış çalış. Öyle oturmak yok. Alim olmak kolay mı? Bakma öyle dediğime. Kendini bu kadar yorman iyi değil aslında. Biraz dinlensen diyorum. Şöyle birkaç saat uyusan. Sonra ben seni gene kaldırırım, olur mu? Hiç vaktim yok abla. Bir şeyler atıştırıp hemen başlayacağım. Ne yapalım? O zaman sınavdan sonra uyursun. Sonra da Ayşe anne sinemaya falan gidersiniz. Abla, benim param var. Gerek yoktu. Yine de yanında bulunsun. Erkek adamın cebinde para olmadan olmaz. Sağ ol abla. Bir gün gelecek. Anneme de sana da ben bakacağım. Seni hiç çalıştırmayacağım. Söz veriyorum abla. Hiç çalıştırmayacağım. Sen okulunu bitir. Ben başka bir şey istemiyorum. Tatilde bir haberlik olmuş. Evet. Hı? Değil mi? Gayet güzel. Merhaba. Merhaba. Nasıl? Merhaba. Anlamadım ya. Ha,
Ne bu halin böyle? Gözlerinin altı masmar olmuş. İyiyim ben. Bak Buket de geliyor. İstersen hep birlikte gidelim Uludağ. Ne dersin? Belli oluyor. Kırma bizi ya. Peki ya sınav nasıl geçti? Bilmiyorum. Ama ümitliyim. Tamam. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Neyse birazdan benim sınavım başlıyor. Hadi bir saat sonra görüşürüz. Erdem. Aa, merhaba. Ne haber? İyidir senden. Nasıl? İşe yaradı mı? Hem de nasıl? Ömer ışığını açık bırakmış. Hiç kapatmadı ki. Ama üç gündür uyumadan çalışıyor. Bu kadarı da iyi değil ki. Öyle. Hadi görüşürüz anne. Her zamanki gibi sen geçmişsin. Ya sen? Ben de her zamanki gibi bütünlemeye kalmışım. Yapma ya. Boş ver. Yine beni çalıştırırsın, olur biter. Hı. Ha, tatilde Uludağ tur düzenliyormuş okul. Gidiyoruz değil mi? Hey, sana söylüyorum, gidiyoruz değil mi? İlle tura gitmemiz mi gerekiyor? Evet, ille de gitmemiz gerekiyor. Derslerden çok bunaldım Ömer. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Ya ablandan isteyemez misin? O verir. Bak benimkiler biraz ısrardan sonra hemen kuzu gibi oluyorlar. Ben kimseye yük olmak istemiyorum. İyi olma o zaman. Ama ben Uludağ'a gideceğim, haberin olsun. Merhaba. Merhaba Erdem. Nereye gidiyorsunuz? İsterseniz bırakayım. Sağ ol ama istemeyiz. Ayıp etti. Çocuk insanlık etti, senin yaptığına bak. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Hadi sen sallan bakalım. Geç oldu, benim gitmem gerek. Bu sefer fazla bile kaldın. Yine dikenlerini çıkardın Nermin. Nafaka işin oldu Hüseyin. Vaktim olmadı ama ayarlayacağım. Sen şimdilik bununla idare et. Hüseyin kaç ay geçti, şimdi bana bunu mu veriyorsun? Almıyor musun? Peki o zaman. Ben gidiyorum. Bir şey olursa ararsın. Hadi bakalım, yaramazlık yapma, tamam mı? Şimdi bulamam, sonra gel. Bekleyemem abi. Acil ihtiyacım var. Atlama be oğlum. Patlayacağım. Biraz daha beklersen patlayacağım. Merhaba beyler. Merhaba. Hayrola Sinan? Neyin var senin? Yok bir şey. Birkaç saat turla bulacağım, tamam, sıkma canını. Ha boş gelme sakın, bedava servis yok, tamam mı? Tamamdır abi. Sinan çok çökmüş. Hasta falan olmasın? Onun kendisi bir hastalık zaten. Neyse bırak şimdi onu. Sahi Ayşenler döndü mü? Ha, bugün dönecekler. Karşılamaya gidiyorum. Kızı boşta bırakma oğlum. Sonra kaparlar ha. Olmaz öyle şey. Ben ona güveniyorum. Vallahi benden söylemesi.
Hadi görüşürüz. Hadi. Merhaba. Merhaba. Ayşen nerede? Sizle değil miydi? O bizle gelmedi. Erdem'in arabasıyla dönüyor. Erdem'in arabasıyla mı? Hı hı. Hadi hoşça kal. Görüşürüz sonra. Bay bay. Beni niye aramadın? Daha yeni geldik, arayacaktım. Ama aramadın. Otobüsle gelmeyeceğini söyleyebilirdin. Hatta başkasının arabasıyla geleceğini. Bilseydim salak durumuna düşmezdim. Abartıyorsun Ömer. Otobüs çok kalabalıktı. Erdem'in arabasıyla geldim. Ne var bunda? Doğru. Senin otobüsleri sevmediğini düşünmeliydim. Evet, otobüsleri sevmiyorum. Var mı itirazın? Evet var. Bak dostum, Ayşen kötü bir şey yapmadı. Ona bu kadar yüklenmesen iyi olur. Sana ne oluyor ya? Sen ne karışıyorsun? Karışıyorum çünkü kızı incitiyorsun. Bu seni hiç ilgilendirmez. Hayır, beni de ilgilendiriyor. Artık konuşmanın zamanı gelmedi mi Ayşen? Şimdi olmaz Erdem. Ne diyorsunuz siz ya? Bak dostum, istersen gel seninle şöyle bir... Çek elini be! Yetti ama bu havalar. Seni adam bildik konuşuyoruz. Hadi bas git. Arkadaşlar ne oluyor ya? Bana bak, haddini bil yoksa... Bilmezsem ne yaparsın ha? Bilmezsem ne yaparsın? Erdem! Ben şimdi... Git buradan! Rahat bırak bizi! Rahat bırak! Geldin mi oğlum? İyi misin sen? Sana yemek hazırlayayım mı? Zahmet etme anne. Ben bir şeyler atıştırdım. Evladım sen içmişsin. Biraz içtim. Buna biraz mı diyorsun Ömer? Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. Yapmazdım abla. Ama oldu bir kere. Ayşen mi sorun? Ayşen. Ayşen artık sorun falan değil. Ayşen artık bitti abla. Ayrıldık biz abla. Peki Ayşen? O da bu durumda mı?
O da zil zurna sarhoş olup hayatına kahrediyor mu? Hiç sanmıyorum. O zaman sana ne oluyor Ömer? Ne bu halin? Değer mi yavrum? Unutamıyorum abla. Unutmak istiyorum onu ama... Unutamıyorum. Sen burada? Sınava girmedin mi? Kaçırdım. Yapma ya. Sen sınavları kaçırmaya başlamışsan dünyanın sonu geldi demektir. Bari kalk da son saatlerimizin tadını çıkaralım. Şaka hadi. Kaldıracak durumda değilim. Durum ciddi ha. Unut gitsin oğlum. Bu dünyada kız mı yok? Unutamıyorum. Şunları al, hiçbir şeyin kalmaz. Bırak Ayşe'ni, dünyayı bile unutursun. Yavaş ol oğlum. Ortalık yerde ne yapıyorsun ya? Hap işte. Kim ne diyecek? Bunlar o haplardan değil. Dikkatli ol. Unutmak istiyorum. Unutmak istiyorum. Thank you.
Alo. Alo Ayşen. Ben Ömer. Evet. Evet. Ne söyleyeceksin? Konuşsana. Ayşen. Ben seni çok seviyorum. Her şeyi unutmaya hazırım. İstersen... Ben hiçbir şey istemiyorum Ömer. Artık bitti. Buraya kadarmış. Hele Erdem'e yaptıklarından sonra senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Bana bir şans daha ver. Ne olur. İnan seni bir daha üzmeyeceğim. Lütfen son bir şans. Yeter artık. Uzattın ama. Laftan anlamıyor musun sen? Bir daha beni arama, tamam mı? Ömer. Üstü de açık kalmış. Ömer. Okula gitmeyecek misin? Yok. Gitmeyeceğim. Bugün ders yok. Eskiden her gün giderdin. Abla, biraz para verebilir misin? Merhaba. Adres amma karışıkmış. Bulana kadar canım çıktı. Kafan dumanlı, o yüzden. Başlarda hep öyle olur. İçeri gel. Şu Sinan'ın işini göreyim. Daha sonra seninkini de hallederiz. Tamam. Ne yapıyor bu? Görmüyor musun ne yaptığını? Sen de safsın ha. Rahat bırak onu. Malı iyiydi, ondan vurdu. Hadi gidelim. Bakma öyle, hakkımı alıyorum. Biraz sonra senden alacağım gibi. Yanında para var değil mi? İyi o zaman. Düş önüme.
Aferin oğluma. Aferin. Ömer dün eve gelmedi. Biliyorum. Ne olacak bu çocuğun hali? Eskiden hiç böyle yapmazdı. İnan kaç gündür gözüme uyku girmiyor. Düzelir anne. Gençlik işte. En ufak bir şeyi dünyanın sonu zannediyor. Bu da geçecektir elbet. Nermin, ben oğlumu iyi tanırım. Ömer'in gidişini hiç iyi görmüyorum. Neyse. Ben şunun odasını toplayayım bari. Gelince doğru düzgün bir yer bulsun. Uzatma, vereceksen ver. Sana sonra parayı getireceğiz dedik. Asıl sen uzatma. Ben de sana ver parayı, al karayı diyorum. İyi mi? Bana bak, doğru konuş lan. Şşş, ne oluyor ya? Ne oluyor size ya? Artistik yapıyor işte. Tamam kardeşim, git başka yerden bul. Nesi var bunun? Nesi olacak? Beyaz başına vurmuş. Üstüne üstlük beleşçilik yapıyor ama yemezler. İğneye geçmesi kötü oldu. Bana ne ya? Kim ne isterse ben onu veririm. Hemşirelik yapacak halimiz yok. Hadi okula gidelim. Sen git. Ben zaten oradan geliyorum. Ben gelmeyeceğim. İyi ya. Bir daha gelirsin. Turlarız biraz. Bir daha oraya gitmeyeceğim. Söyleme. Bunların ne olduğunu çok iyi biliyorum Ömer. Biliyorsan bana niye soruyorsun? Hap işte. Bu kadar basit mi Ömer? Bunları ilaç niyetine satmıyorlar bile ama sen zehir niyetine içiyorsun. Söyle, değer mi? Bir kız için değer mi? Ne hale geldiğini görmüyor musun? Görmüyorum. Bak Ömer, böyle olmaz. Kendini düşün, bizi düşün, okulunu düşün, derslerini düşün. Toparlan biraz lütfen. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Rahat bırak beni. Kalk diyorum sana, kalk! Kalk, otur, dersini çalış, bir şey yap, okula git. Kalk lütfen! Bırak beni ya, bırak! Çalışacak bir şey yok. Gideceğim okul da yok. Yeter artık. Ben okuldan atıldım abla. Ben okuldan atıldım. Şimdi anladın mı?
Niye geldin? Beyaz var mı? Ne yapacaksın? Onunla ne yapılır ki? Benden tavsiye. İğneye bulaşma. Orasını boş ver. Var mı yok mu sen onu söyle. Peki sende para var mı? Var. Yetmez. Bak şurada bir televizyon vardı, hatırlıyor musun? Hı hı. Sırf bugünü çıkarabilmek için onu sattım. Öbür günkü mal için de çamaşır makinesini satarım artık. Uzak dur oğlum bu mendoburdan. İğnenin sonu yok. Bıraktım dersin, aylar sonra yine bulur seni. Bak çekmecede hap falan var. Al onları uza buradan. Al al. Hepsini al. Benim onlarla işim olmaz. Çoktan geçtim o yollardan. Darısı senin başına. Bu sana son gelişim Hüseyin. Artık yoruldum. Uğraşamayacağım. Buradan çıktıktan sonra doğru avukatımın yanına gidiyorum. Beni tehdit etme Nermin. Nafakayı vereceğim varsa da vermem, haberin olsun. Ya sen ne acımasız bir adamsın. Ne vicdansız bir adamsın. Bu çocuk senin değil mi? Sevmeye gelince seviyorsun ama ihtiyaçlarını düşündüğün bile yok. Allah kahretsin. Nermin. Bıktım artık, bıktım. Nermin sakin ol. Neden her şeyi ben taşıyorum? Neden ya neden? Senden çok şey mi istiyorum? Neden beni süründürüyorsun? Amacın intikam almaksa aldın. Aldın işte. Ağlama lütfen. İntikam almayı da nereden çıkardın? Senin sinirlerin bozulmuş. Gel biraz hava alalım istersen. Kalk hadi. Artık olanları kaldıramıyorum. Gücüm tükendi. İş bir yandan, Samet bir yandan. Sonra evdeki sorunlar. Sonunda patladım işte. Değişen ne ki? Biz ayrıldıktan sonra hep böyleydi. Sen hepsinin altından kalkmıştın. Demek kalkamıyormuşum. Bir de her şeyin üstüne Ömer'in sorunları çıktı. Ne olmuş Ömer'e? Okuldan atıldı. Bak buna gerçekten çok üzüldüm. Çalışkan çocuktu Ömer. Daha kötüsü... uyuşturucu kullanıyor. Ne? Yani Samet, oğlum bir bağımlının yanında mı kalıyor şimdi? O Samet'in dayısı. Nesi olursa olsun, sonucu değiştirmez. Bu hiç hoşuma gitmedi Nermin. Hiç hoşuma gitmedi. Hoşuna gitsin diye söylemedim zaten. Seninle derdimi paylaşmak istemiştim ama anlaşılan yanlış kapı çalmışım. Yapma Nermin. Ben çocuğumu düşünüyorum o kadar. Yoksa Ömer de benim canım ciğerim sayılır. Ya geçen de gördüm. Yine de sağ ol. Birini anlatmam lazımdı. Zehrimi sana çıkardım işte. Sana çay getirdim evladım. Buraya koyuyorum.
Bitince sesten tazeleyeyim. Neyin var evladım? Öyle suskun duruyorsun saatlerce. Yok bir şeyim anne. Söyle yavrum. Söyle Ömer'im, neyin var? Bir şeyim yok dedim ya. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Canını ne sıkıyorsa anlat bana. Yok bir şeyim dedim be. Yok, yok, yok. Kafanı almıyor mu? Allah'ın cezası. Yok. Nasılsın oğlum? Anneannen nerede? Anne. Ömer'e bir şeyler oluyor der mi? Çok kötü şeyler oluyor. Veriyor musun, vermiyor musun? Veririm, vermesine de sana biraz tuzluya gelir. Bu seferlik idare edersin, arkadaşlık hatırına. Bak bu işlerde hatır gönül olmaz. Oyun oynamıyoruz biz. Param varsa bulur sana getiririm. Ama yoksa beni boşuna oyalama. Yanımda yok, sonra versem. Ya bırak bu işleri Ömer. Sen iyisi mi hapçılığa devam et, tamam mı? Bu dünyada tek sen yoksun. Ben nereden bulacağımı bilirim. Sinan! Sinan! Sinan iyi misin? Sinan kalk! Samet, nereye kayboldun oğlum? Samet! Samet! Anneciğim, ne oldu sana? Annem! Samet! Samet nasıl oldu? Nasıl olacak? Mikrop herif ha? Nasıl olacak? Dur oğlum. Senin yüzünden oğlum içeride. Yapma oğlum. İçeride ölümle pençeleşiyor. Dur oğlum. Köperteceğim ulan seni. Parçalayacağım lan. Seni git Uğursuz. Yaktın ulan bizi, yaktın. Tamam. Yapma. Vurma artık, yeter. Hüseyin. Yapma. Gebersin Uğursuz. Yaşadığı suç bunun zaten. Dur, yapma, yeter. Tamam. Vurma. Bırak. Bırak anne, vursun. Bırak, hak ettim ben. Vursun anne. Vursun, öldürsün beni. Bırak. Tamam. Tamam.
O da istemezdi böyle olmasını. İstemezdi. Aferin sana Hüseyin. Ömer'i döverek yaptın babalığını. Helal olsun sana. Bunca yıl çocuğunun suratına bakma. Bir gün oturduğu eve gelme. Nafakası için beni aylarca süründür. Sonra da ben babasıyım diye ortaya çık. Helal olsun sana. Ben elimden geleni yaptım. Yaptıkların ortada işte. Yavrumun yanında olsaydın bunları yaşar mıydık? Onunla birazcık ilgilenseydin bütün bunlar gelir miydi başımıza? Ha? Söylesene gelir miydi? Etrafa tükürmekle baba olunmuyor. Beni affedin. Ne olur beni affedin. Ömer. Anne. Ömer'im beni. Ne yapıyorsun? Anne. Yapma oğlum. Kurban olayım yapma. Herkese zarar veriyorum. Samet'e. Ablama, sana. Benim yaşamaya hakkım yok anne. Eniştem haklı. Ben mikrobun tekiyim. Hayır. Sen tertemiz melek gibi bir çocuksun. Benim küçük yavrumsun. Yapma, üzme beni. Sen ölürsen ben yaşar mıyım sanıyorsun? Dayanır bu yüreği. Seni bugünlere getirmek için az mı çabaladım, az mı dinlettim? Boşuna mı harcadım o yılları? Sakın bana boşuna deme. Hadi gel. Gel ablanın yanına gidelim. Yasemin'i kaybedersek anne. Ben ablamın yüzüne nasıl bakarım? Nasıl dayanırım? Samet iyileşecek. Göreceksin, her şey düzelecek. Yeter ki sen toparla kendini. Öyle çok istiyorum ki. Bu kabusun bitmesini öyle çok istiyorum ki. Bir ümit ışığı görsem. Bir ümit ışığı görsem tövbe diyeceğim anne. Tövbe, bir daha asla. Tövbe. Yavrum. Canım benim. Sadık Ali'yi tanıyor musunuz? Tabii. Nerede kendisi? Burada oturuyor. Eyvallah. Sadık Ali sen misin? Evet benim. Bizimle geliyorsun. Peki ama neden? Nedenini sen daha iyi bilirsin. Yürü bakalım. Abi. Yürü. Abi benim suçum ne ya? Yürü. Abi ben ne yaptım konuşma, ki ya? Hadi. Durumu nasıl? İyi, kendin gör. Hı.
Canım yeğenim benim. Canım benim. Ömer. Merhaba. Merhaba. Yeğeninin başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Durumu nasıl? Gayet iyi. Neyse. Duyunca öyle korktum ki. Bir ara okuldan atıldığını duydum ama inanmadım. Doğru duymuşsun. Neyse ki bir hak daha verdiler. Ne güzel. Her şey yolunda demek. Her şey yolunda. Belli oluyor zaten. Seni çok iyi gördüm. Sen nasılsın? Ne olsun. Hep aynı. Bu arada haberin var mı? Erdem'le biz ayrıldık. Öyle mi? Olmadı işte. Kafalarımız da uyuşmuyordu zaten. Ömer. Seni çok özledim. Ben de. Ben de özledim. Ama seni değil. Daha önce tanıdığım Ayşen'i. O iyiydi. Ya da ben öyle sanıyordum. Ama sen... Senin yüzünden ailemi kaybediyordum. Okulumdan atılıyordum. Hatta hayatımı mahvediyordum. Şimdi bakıyorum da... Değmezmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.